Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abu. Uzaylılar, siz dost musunuz? Benim bir adet cadı kızımla en az onun kadar cadı bir anası vardı. Onları yediniz herhalde. Ya anasına üzülürüm de, kızı için afiyet şeker olsun. Vallahi bütün insanları çok büyük bir beladan kurtarmış oldunuz, elinize sağlık. Gerçekten çok dost ve iyiliksever yaratıklarmışsınız. Baba, bak çok ayıp oluyor ama. Hadi buradan. Allah'ın kertenkeleleri. Asıl sizin yaptığınız ayıp. Akşam vakti kalbime indiriyordunuz ya. Ne bu haliniz ya? Sirkte iş buldunuz da palyaço olan mı başladınız? Maske bu Yavuz, güzellik maskesi. Güzellik maskesi. Evet. Allah Allah. Şimdi siz böyle güzelleşmiş mi oluyorsunuz yani? Yok babacığım, şimdi bu maskeyi yıkayıp çıkartınca o zaman süper oluyor. Evet. Babacığım. Yine bir şeyler karıştırıyor bu cadı. Yok babacığım. Vallahi bu defa tamamen içimden geldi. Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Böyle gönlümden koptuğu için yani. Biz Türkler. Ha. Siz öyle diyorsunuz ya. Allah Allah. Sofya Hanım, bakıyorum da birden sizli bizli olduk, he? Biz Türk'üz, sen de artık Yunanlısın, öyle mi? Ha yok, biz hala yarı Adanalıyık, Allah'ın adamıyık babacığım. Ben değilim. Ben hala full Yunanlıyım. Dur. Kız! Yoksa sen hala bana rağmen şu güzellik yarışmasına gireceğini ve benim seni yarışmadan sonra sağ bırakacağımı mı sanıyorsun? Yo, bence de yo. Ya ne olur sanki katılsan? Kesim, sus. Geçen gece televizyonda Destere diye bir film vardı. Sen izlemiş miydin onu? Evet. O olur işte. Hadi daha fazla bu kalemun gibi dolaşmayın ortalıkta. Gidin yıkayın yüzünüzü de kebapçıdan Adana dürüm neyi söyleyelim. Ama biz yemeğimizi çoksan yedik ya. Ya tatlı niyetine yersiniz. Peki. Ehi!
Abu. Kız Çiğit, sen ne zaman söyledin bu durumu? Sen banyodayken söyledim. Ne kadar çabuk getirmişler, hayret. Şuraya bak hala paketi sıcak. Siparişi verirken özellikle Adanalı Yavuz Amir'in evinden arıyorum dedim. Çok acil bir durum söz konusu dedim. Bir de dürümleri geç getirip yolda soğutursanız eğer babam beyninizi kırar dedim. Dedi. Böyle yumruğumu da havaya kaldırdım iyice korksunlar diye ama yani telefonda olduğumuz için görmediler bu hareketi. Aferin kız Çiğit. Kız cadı olalı bir fare tuttu sonunda. Kimin kızıyım ben sonuç olarak? Biber koleksiyonundan da böyle birer tane örnek alarak tabağının yanına koydum babacığım. Koydu. Güzel. Yemezler babacığım. Nasıl yemezler babacığım? Ya ya. Yani dürüm senin en sevdiğin, hatta tek sevdiğin yiyecek değil mi babacığım? Yok, o doğru. Doğru da. Bu bana karşı giriştiğin rüşvet ve yalakalık girişimini yemez kabul etmezler babacığım. Sen o güzellik yarışmasını anca... rüyanda katılırsın. Hatta rüyanda bile zor. Rüyanda bile gelir, beynini kırarım. Ne yapalım can? Yarışmasına katılamıyorum baba ya. Sofia. Ya ben niye güzellik yarışmasına katılamıyorum baba ya? Bir çemkirmek, memkirmek. Konuşma! Sen hiç Adana'dan çıkma bir Türkiye güzeli gördün mü? Görmedim. Neden? Çünkü... bu yüzden. Biz Çukurova çocuğuyuz. Bize ters gelir öyle şeyler. Gidecek böyle, şöyle, şöyle şeyler. Oram güzel, buram güzel. Bakın ben güzelim.
Beni görün. Ben güzelim bir şeyler, bir şeyler. Cin biber kalmamış mı ya? O hangisi oluyordu ki? Yok hani var ya böyle küçük kırmızı dokuz kalibre gibi olan. Hem ondan kalmamıştı. Biz de onun yerine Sofya'yla bunlardan koyduk. Yok bunlar durçuluk oluyor. Yok bunlar da çok önemli biberlerimizden ama cin biberin yeri başka tabii. Neyse ben yarın memleketi arar söylerim bir kavanoz gönderirler. Çok affedersin babacığım. Benim eşekliğime versen olur mu? Ben bilemedim hangi biberin hangi biberden önce geleceğini. Bilemedim gibi birine gibi çemkirmeler bir şeyler bir şeyler böyle bunun dili yine babaya böyle pabuç gibi oldu. Allah baba senin o dilini alır küçük diline böyle bir düğümler böyle fiyonk yapar tamam mı? Sen böyle kalırsın. Ayrıca şahane de olur, hepimiz biraz kafa dinleriz. Ben artık 18 oldum babacığım. 18. Sofya. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. İstersen 38 ol, 48 ol, 58 ol. Ben hayatta olduğum sürece sen benim kızımsın ve benim kızım o güzellik yarışmasına katılıp kıçını başını gösterip oralarda böyle böyle dolaşamaz. O kadar, o kadar. Artist, artist. İçerisi temiz müdürüm. Teşekkür ederim çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar müdürüm. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor biliyorsun değil mi Maria? Sen şımartıyorsun bu kızı. Ben ne yaptım şimdi? Ben ne yaptım şimdi? Engin erkek arkadaşım olacak dedi.
sırf senin yüzünden yumuşadığım kabul ettim. Ve bu konuda kendimi hala Tufa'ya gelmiş hissediyorum. Şimdi de bu güzellik saçmalığı çıktı. Seni kullanarak yine beni kandırmaya çalışıyor cadı. Ben ona zaten baban hayatta böyle bir şeye izin vermez dedim zaten. Ama biliyorsun işte. Babasına sekmiş. Hiç laf dinlemiyor. Vermem tabii. Vermem. Aman iyi. Bütün kötü huylar da bana çekmiş zaten. Sana çekmiş, sana çekmiş. Tamam, tamam. Hadi sakinleş biraz. Bak ben konuşurum Sofia'yla. Babanı daha fazla zorlama. Yoksa senin Engin'le yarın akşam önce sinemaya, sonra da gezi kulübüne eğlenmeye gitmene hayatta izin vermez derim. Korkup vazgeçer bu sevdadan. İzin vermem tabii. Hı. Vermem. Hadi ye dürümünü, ye, ye. Abo. Yarın akşam önce sinemaya, sonra da gece kulübüne eğlenmeye derken? Aa, biz bunu sana daha önce söylemedik değil mi? İkiniz de hala hayatta olduğunuza göre söylememişsiniz demektir. Neyse, sen önce dürümünü ye. Dur bu soğudu, şunu al. Bunu ye. Bunu da iç. Kendine gel bir mutlu ol. Ondan sonra konuşuruz bu konuyu. Dur ben açayım sana. Açma, açma. Ben böyle paketiyle birlikte yemeği seviyorum. Paketiyle birlikte mi? Evet. Şimdi dürümü ısırdığında paketin böyle hafif kenarı ağzına gelecek ki dürümü yediğini anlayacaksın. Yani dürümle birlikte kağıdın kenarını da ısırıp çiğneyeceksin. Şimdi o kendinden geçtiğin an var ya, dürümün pidesiyle kağıdın kenarı karışıyor. Asıl lezzet o zaman çıkıyor. Seni seviyorum Yavuz. Ben de seni var ya. Ama bu cadıyla o parlak kafalı zip... Ben seni sevdiğim gerçeğini sadece kendime hatırlatmak istedim. Arada bir beni sok korkutuyorsun da. Ayıp ama ya, ayıp ama ya. Vallahi ayıp ya. Gel, gel, gel. Tamam, gel. Neyse. Çok önemli biri aramıyor. Dürüm yiyeyim ben, sonra onu ararım. Ulan Fiko. Sonra da Pala beni niye bu kadar hunharca dövüyor diye ağlıyorsun şerefsiz. Efendim Fiko'cum. Duydun Pınar'ım. Pala artık bana Fiko'cum diye hitap ediyor. Çok seviyor beni. Ne yapsın garibim? Alo.
Ulan Fiko orada mısın lan, konuşsana. Efendim Palacı. Ulan ne efendi mi? Sen aradın beni zibidi. Lan konuşsana. Ha, konuşayım mı? Konuş konuş. Hiç. Öylesine. Halatı sormak için aradım. Nasılsın, iyi misin Palacı? Hamdolsun biz de gayet iyiyiz. Allah'ımıza bin şükür. Bildiğin ne gibi ben ve Pınar'ım, Fred'in kabusu, Türkiye'nin en sakat mafya babasının elinde tutsak haldeyiz. Sessiz, yavaş yavaş sessiz. Polis arkadaşlar gelip de bizi kurtarsınlar diye yollarınızı gözlüyoruz. Aman ne acelesi var canım, kafanıza göre. Lütfen acele etmeyin, sakın ha. Canınız ne zaman isterse gelip kurtarırsınız. Yani lütfen hiç sıkmayın kendinizi. Vallahi biz çok iyiyiz böyle. Eşe süt limon. Adam hepimizi öldürüp arka bahçeye gömse iyi. Ondan önce benim ırzıma geçmeyi planlıyor. Aman ne olacak canım? Ben de neyi dert ediyorum? Daha da nasıl Palacığım? Çoluk, çocuk, yenge, kız, bacı nasıllar? Ne saçmalıyorsun lan sen? Ya Pala, nerede kaldınız ya? Yavaş. O kadar köstebeklik ettim. Sadullah babanın uyuşturucu dağıtırıyla ilgili size bilgiler sızdırdım. Neden hala gelip evi basmıyorsunuz, tutuklamıyorsunuz? Neden bizi kurtarmıyorsunuz? What's going on Pala? What's going on Pala? Bağırma. Yavaş, sakin ol. Lan gerizekalı herifler. Nasıl kaptırsınız, bitirin o uzmanı. Lan parmak ulan dibinde. Tamam, sağ olasın. Gerçekten verdiğim bilgilerle çok önemli bir uyuşturucu sevkiyatını durdurmuş olduk. Teşkilat olarak sana minnettarız Fiko'cum. Duyuyor musun Pınar'ım? Nasıl da içten Fiko'cum diyor. Alo, duyuyor musun lan? Evet, duyuyorum. Alo. Ancak henüz tırla bu Sadullah'ın arasındaki bağlantıyı kurabilmiş değiliz. Tır başka bir şirketin adına kayıtlı çıktı. Ne? Ne? Oğlum. Bu şekilde Sadullah'la adamlarını içeriye alamıyoruz. Ne yazık ki biraz daha dişinizi sıkıp köstebekliğe devam edeceksiniz. Sadullah'ı suçüstü yapabilmemiz için daha sağlam bir bilgi öğrenip... Beni haberdar edin. Bak, benim şimdi çok acil, önemli bir işim var. Hemen kapatmam lazım Fiko'cum. Allah yardımcın olsun. Hadi. Ne oluyor lan? Niye hala gelmemiş polisler? Öyle ya. Niye hala gelmemiş polisler? Önce biraz efendi ol, centilmen ol. Öküzlerin efendisi. Karşında iki tane bayan var burada. Lan. How many times did this first? Anlatıyoruz ama ne kafa almıyor ki? Evet arkadaşlar. Macera maalesef ısrarla devam ediyor. Köstebekliğe devam. Show must go on. Maalesef. Artık hiç kimse seni benim elimden alamaz. Ha. Şu yarın akşamki Sofya ile Engin'in
Sinemaya, gece kulübüne neyin gitme planını unuttum sanma sakın. Dürümümü yiyeyim, kan tekrar beynime üşüşsün. O zaman soracağım ben bunun hesabını size. Hadi Yavuz'um, ya artık sunu. Bak buz gibi oldu. Ye hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ye oh. Oh ye ye. Kurban olduğum Allah'ın hikmetinden sual sorulmaz ya Rabbi. Oy 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 oy. Mami. Gel canım. Balkonları astım kurusun diye. Sofya, hemen yatak odasının balkonuna git. Git onları topla. Tamam. Yavuz hadi sen de gel bana yardım et. Bırak şunu bırak. Yavuz hadi, hadi hadi. Kurban oldum. Sen de mi istiyorsun şu dürümü yemeyeyim? Yavuz nerede kaldın hadi? Hiçbir yere kıpırdayım deme. Hemen geliyorum. Gel yardım et. Ya niye acele ediyorsun? Dur daha yağmamış ki. Aa olsun. Niye gülüyor? Hiçbir şeyden korkmuyorsun ama gök gürültüsünden korkuyorsun. Öyle mi Yavuz? Ben insandan korkmam ama Allah'tan korkarım. Gök gürültüsü de şimşek de Allah'ın işi. Şimdi burada gülüyor. Gülüyorsun ya sen. Böyle bir çarpar buraya bir düşerse. Böyle kalır. Allah! Oy, 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 oy. Ya Yavuz gel hadi buraya. Gel ben seni koruyacağım gel. Gel şunları topla. Ya hadi topla şunları Allah aşkına ya. Çabuk al şunu. Al 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 al. Ha. Ha.
içine boğuşuyor zaten. Düştü düşecek. Eğer yarın akşam Engin'le falan çıkabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun Sofya. Hayır baba. Karşı apartmanın çatısında silahlı bir adam var, yemin ediyorum. Ne? Ne? Sen akşam akşam kafa mı buluyorsun benimle sen ya? Ya ne kafa bulması? Tam şurada işte çatıda. Böyle dürbünlü, tüfekli falan bir adamdı. Allah. Emin misin? Kimse yok orada. Yani. Ya gördüm diyorum size. Tam oradaydı. Sanki böyle, böyle karşıda bir şey nişan almış gibiydi. Nevzat müdürleri. Bu gördüm. Şerefsiz. Nevzat müdüre suikast düzenleyecek. Hemen Nevzat müdürü uyarmamız lazım. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Sofya, çabuk. Abla. Hadi ara. Çekil, çekil. Çabuk. Güle güle Nevzat. Cehennemde görüşürüz. Hadi müdürüm aç şunu. Aç şunu. Aç şunu. Alo. Pencerelerden uzak durun. Hemen yere yatın müdürüm. Yere yatın. Karşı çatıda bir suikastçı var. Hemen yere yatın müdürüm. Yere yatın. Benimle gelsin. Diğerleriniz Nevzat müdüre baksın. Bir de ambulans çağırın. Müdür vurmuş olabilir. Çabuk, çabuk. Baş. Sen buradan çık. Ben yangın merdivenlerinden dolaşacağım. Çabuk. Terliklerle sıcacık evinden çıkarttığın için. Hem de evde beni bekleyen canım dürüm mü
buz gibi soğuttuğun için. Hiç gözünün yaşına bakmadan hemen burada kafana iki tane atıp gebertebilirim seni. Bu nedenle sabrımı daha fazla zorlama. Ellerin havada, yavaşça bana dön. Firmamız 20 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Teşekkür ederiz. Bugünkü gazeteleri gördün mü abi? Yok. Görmedim. Ne var? Bir an önce görsen iyi olur abi. Bu adamın Nevzat müdürle ne alıp veremediği olabilir amirim? Bilmiyorum. Ama birazdan söke söke öğreneceğiz. Şimdi içeriye girip abiyi sorguya çekeceğiz. Eğer biriniz beni tutmaya, engellemeye, sakinleştirmeye çalışırsanız... Abicim, ne
Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Allah razı olsun. Ne bileyim işte. Her şeyin kuyruğu gibi. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Öyle gidiyoruz. Abicim. Şu anda dün geceden beri beynimi kemiren, sana sormak için sabırsızlandığım onlarca soru var. Ve eminim ki sen bu soruların çoğuna yine abuk subuk cevaplar verip benim sabrımı sınayacaksın. Birden ihtiyar bir bunak gibi her şeyi unuttuğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyeceksin. Hatta büyük ihtimalle dün o çatıya Nevzat müdürü öldürmeye değil, kuş avlamaya çıkmıştın, değil mi? Sen benim lakabım nedir biliyor musun? Adanalı. Vay. Biz bayağı bir danışıyormuşuz da benim bundan haberim yok. Hı? Benim bir Adanalı olduğumu biliyorsan, sabrımın sınırının da ormanda gezinen bir ceylan yavrusu görmüş bir kaplanın sabrıyla aynı olduğunu biliyorsundur abicim. O nedenle şimdi ben seni en baştan bir uyarayım. Yine benimle kafa vurmaya kalkışırsan yaşının başının hürmetine bakmam. Şu duvara vura 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 kafanı patlatırım. Engin. Buyurun amirim. Şu kameraları bir kapat bakayım. Ama amirim. Kapat lan! Kapattım amirim. Güzel. Nihayet baş başa kalabildik. Abicim. Herhalde ilk sorumu sen de tahmin edebiliyorsundur. Maraz Ali nerede? İstanbul'a mı gidiyor bu? Evet abi. Yer var mı bana? En arka sırada var abi. Fark etmez. İstanbul yolcusu kalmasın. Geçebilir miyim? Tabii. Yolculuk nereye? Günaydın. Günaydın efendim. Bu sabah benim eşim otelden ayrıldı. Yani bir işe çıktı, bir yere kadar gitti. Yine geri dönecek. Acaba nasıl gittiğini biliyor musunuz? Yani neye bindi de gitti? Çok üzgünüm efendim. Benim bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Benim shiftim bir saat önce başladı. Sanırım gececi arkadaşlar varken eşiniz çıkış yaptı. Pardon. Ben biliyorum. Sabah 6'da otelin önünden geçen bir İzmir otobüsü vardı. Beyefendi ona bindi. Anladım. Teşekkür ederim. Ben de ne salağım ya. Neden not etmedim sanki Ali'nin cep numarasını? Günaydın efendim. Fotoğraflarınız çıktı. Bakmak ister misiniz? Fotoğraflarımız mı? Buyurun. Thank you.
Maraz Ali'nin şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Evet. Allah Allah. Peki, sence neden şu anda benim içimde bana yalan söylüyormuşsun ve aslında Maraz Ali'nin yerini var gibi de biliyormuşsun gibi bir his var? Geçen defa da bana Maraz Ali'nin yerini sorduğunuzda nerede olduğunu bilmiyordum. Bu konuda size yalan söylememiştim. Maraz Ali sizin geldiğinizi duyunca kaçmıştı. Nereye kaçtığını ben de bilmiyordum. O zaman size söylediğim tek yalan Maraz Ali'yi tanımadığımı söylememdi. Şu andaki yalanın ne peki? Şu anda benim size yalan söylemeye ihtiyacım yok. Allah Allah. Niyeymiş o? Çünkü şu anda ben size gerçeği bile söylesem siz onu yalan sayacaksınız. Çünkü siz şu anda en büyük yalana kalmış durumdasınız. Ve bu büyük yalan asıl gerçeği görmenizi engelleyecek kadar sizi kör etmiş durumda. Neymiş peki bu asıl gerçek? Bizimle onlar arasında irice bir fark olduğu gerçeği. Aslında biz iyiyiz, onlar kötü. Biz aslında kahramanız, onlar vatan haini. Biz aslında bu vatanı canımızdan çok seviyoruz. Onlarsa sadece kendilerini seviyorlar. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen bizim vatanseverliğimizi sorguluyorsun? Şerefsiz, he? Sana mı kaldı lan bizim iyiliğimizin, sevaplarımızın, adaletimizin terazisini elinde tutmak? Senin o evinde sakladığın adam Maraz Ali. Eskiden benim kan kardeşimdi. Arkadaşımdı, silahtaşımdı, yol arkadaşımdı. Sonra ne yaptı bana biliyor musun? Evinde misafir ederken bir çay sohbeti sırasında mesela. Anlattı mı sana da beni gözünü kırpmadan nasıl vurduğunu? Hı? Sen de eskiden polismişsin. Söyle şimdi bana. Bir görev arkadaş. Çekip silahını göğsüne iki tane çaksa, he? Sen onu ve onu saklayanları iyilerden mi sayardın, kötülerden mi? Sanırım sana Maraz Ali'nin verdiği diskin içindeki bilgilere bakma şansın olmadı Adanalı. Anladığım kadarıyla Nevzat sen daha diskin içindekilere bakamadan yine bir numaralar çevirip almış elinde. Diskin içi boş çıktı abiciğim. Tabii tabii. Bak görüyor musun işte siz sadece yalanlara inanıyorsunuz artık. Peki aslında ne vardı o diskin içinde? Şu anda beni bu masada bir vatan haini gibi sorgulamak yerine omuzlarınızı alıp taşımanıza neden olacak her şey. Komşulardık anlamış, yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü aramda.
sonum tahta diyecek. Sahnede büyülerim tam bir buçuk saat. Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an. Gözünü kapat ve dinle bence en azından. %100 gerçek ve canlı, çok da rahatız burada. Gönlünü sen hoş tut, olacaksın hoşnut. Boşlukta dolar yavrum, biz boşuna mı koştuk? Ayrılmış birbirinden millet, hep uzak blok blok. Sallandıkça kendinden geçmiş sınıflar hep top. Yeni moda blok, bizde ise barış top. Yanlış söyler horoskop ve vakitsiz ötmüş horoz. Festivaller özgürlük barış demekti, ne oldu? İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu. Neyse bizim işimiz çok dinlemek ve eğlenmek. Dinletmek ve eylemek gerek beklerler çünkü bizde. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Kötü arasında duran. Uzaklaştıkça uzaklaşır insanlar, yabancılaştı. Ortamlar yabanileşti, kelamlar acayipleşti. Saygıysa çölde bir yerde, her yerde bir aşk şarkısı. Kör düğümle düğümlenen yollarda arkadaşlıklar. Eğlenmek de şart biraz, kafa dağılmadan oynanmaz. Her gün bayram olmaz ancak arada bir coşmak farz. Kuruntulardan kurtulmak, kırıntılarla kalmamak. Yosun tutan bir kimse değildi, ışığı parlayan olmak. Sen sıkma canını, ben buradayım her daim. Coşturmak için hazır gönüllerde yer varsa. Geldiğim yerdeyim, elimde kağıt kalemim. Elimde açık kartlarım ve elimdeki mikrofonlar var. Elin adamının arkasından niye ağlıyorum ki? Saçmalama Nazlı. Seni böyle yüzüstü bırakıp giden adamdan hiçbir şey olmaz. Keşke hemen şu hard diskin bir kopyasını çıkarsaydık amirim. Ya ben ne bileyim oğlum. O gün operasyon telaşında Nevzat müdür ver bana, ben hallederim dedi. Sonra da diskin içi boş çıktı. Koskoca organize şube müdürünün bilerek diskin içini silecek hali yok ya. Yok amirim. Tabii ki öyle bir şey olamaz da. Ne bileyim, belki Nevzat müdür hard diski bilgisayara takarken yanlış bir işlem yapmıştır. Diske format filan atmıştır. Format atmak ne demek oluyor? Hard diskin içindeki bütün bilgiler bir anda siliniyor yani amirim. Genelde diske virüs bulaştığında yapılan bir işlemdir. Vallahi
virüsler, formatlar, mormatlar, ben bir şeyden anlamıyorum. Yani kısacası yeni geldim Adana'dan, ben anlamam Adana'dan. Hele hele bu bilgisayar, kompütür, mompütür, format, mormat hiç anlamam. Merhaba çocuklar. Geçmiş olsun müdürüm, ne çabuk çıktınız hastaneden. Keşke biraz daha yatıp dinleneydiniz. Bir şeyim yoktu ki evlat. Kurşun omuzumu sıyırdı, geçti yalnızca. Vallahi verilmiş sadakanız varmış müdürüm. Yapma be evlat. İyi ki sen varmışsın. Sen kurtardın benim hayatımı. Vallahi çocuklar, Adana'da son anda telefon edip beni uyarmasaydı, şu anda bu binanın önünde benim cenaze törenim yapılıyordu. Allah geçinden versin müdürüm. Ben sadece görevimi yaptım. Olur mu öyle şey? Olsun evlat. Yine de sağ ol. Siz de sağ olun müdürüm. Bir tek bundan sonra olası eşekliklerimizde, yani siz telefonda sayın valimizden gerekli fırçayı yedikten sonra bana bir ceza vermeden önce bu durumu hatırlayıp hafifletici bir sebep olarak değerlendirirseniz vallahi nasıl makbule geçer Allah sizi inandırsın. Kusura bakma oğlum. Bir süre daha ayrı kalacağız seninle. Abicim bakma bana öyle. Seni yanıma alabilsem hiç bırakır mıydım ben? Bak. Sen burada benim yanımda olacağından daha güvenlisin. Şu işlerimi bir halledeyim. Kendimi bir aklayayım. Eski güzel günler geri gelecek. Sana söz veriyorum. Hep birlikte olacağız. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. Tamam mı oğlum? Hadi çabuk. Geç kızım geç. Misafirlerin gelmesine birkaç saat kaldı. Daha hiçbir şey yok doğru dürüst ortada. Hadi sallanma orada yürü. Koy onu oraya. Evet yavrum kuzum. Lütfen rolümüzü abartmayalım Lezize Hanımcığım. Siz çocukların dadısısınız sadece. Sadullah babanın bir tek dadısı var, o da benim. Öyle mi? Kurban olurum sana, kıskandın mı sen beni? Ay! Yalnız siz de tam böyle filmin sonunda katil çıkan uşak tipi var biliyor musunuz Töhmet Beyciğim? Hatta Brad Pitt'in 84 yaşındaki halinin, George Clooney'nin 94 yaşındaki halinin mükemmel bir kırması diyebiliriz sizin için. Şahsım bir tek uyum. Ay. Kestik. Ay. Bak nasıl sıplıyor her harekette. Hop. Oh. Hop. Çom. Çom. Basketbol topu gibi. Lütfen bugün çok fazla ayak altında dolaşmayın. Çok önemli misafirlerimiz gelecek birazdan. Aa öyle mi? Kimler geliyor? Bu sizi hiç ilgilendiremez doktor hanım. Siz işinize bakın. Aman, bana ne canım zaten sizin misafirlerinizden. Bana mı geliyorlar sanki? Hiç. Kısır var mı peki? Nasıl yani? Hani böyle eve misafir gelince iki tencere falan kısır yapılır ya. Ben biraz bayılırım da kısıra. Birer tabak da bize şey ederseniz çok makbule geçer yani. Allah Allah. Allah Allah. Öf. Tamam da dur. Bırak şimdi kısırı falan ya. Kimmiş bu gelen misafirler, onu öğrenmemiz lazım önce. Koyuncan derdinde kasap et. Ya tabii Mehmet Bey, kısır yok mu kısır? Şeytan diyor, tut ısır. Yok efendim. Bunlar öyle sizin bildiğiniz misafirlerden değil.
kabul günü düzenlemiyor Sadullah Baba. Mafya dünyasının en büyük babaları geliyor bugün buraya. Aa, öyle mi? Allah'ını seversen. Yani bizim Boğaz içinde de dediğimiz gibi. Really? Geçmiş olsun müdürüm. Adam yine pek bir şey anlatmadı. Maraz Ali'yi de kendi tarafına katıp biz aslında iyiyiz, diğerleri kötü dedi. Söylemesi ayıp, sizi de kötülerin tarafına kattı müdürüm. Ne demesini bekliyordun ki evladım? Siz hiç evet ben kötüyüm, suçluyum diyen bir sanık gördünüz mü şimdiye kadar? Bunlar üç kağıtla, yalanla, dolanla milleti soyup çarklarını döndürmeye alışmışlar. Yakalandıkları zaman da böyle dili saçması palavralarla kendilerini aklayabileceklerini sanıyorlar. Çok haklısınız müdürüm. Peki Maraz Ali'nin nerede olduğunu sordunuz mu? Biliyor muymuş yerini? Bizi hiçbir saldırı yıldıramaz. Hiç kimse doğru bildiğimiz yoldan saptıramaz çocuk. Ne demişler? Öldürmeyen acı insanı daha güçlü kılar. Biz de bundan sonra daha büyük bir gayret ve hırsla dışarıdaki tüm düzenbazların hakkından gelmeye devam edeceğiz. Başüstüne. Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Göreve devam. Başüstüne. Müdürüm. Söyle evlat. Siz Maraz Ali'nin bana verdiği diskin içinin boş olduğundan eminsiniz değil mi? Bizim bilgi işlemdeki çocuklar öyle söylediler. Siz kendiniz bakmadınız yani içine. Yok. Ben anlamam öyle bilgisayar işte. Ama bizim çocuklar çok iyidirler bu konuda. Evlat. Ne oldu? Nedir kafana takılan? Sizi dün gece vurmaya çalışan şu herif. Az önce sorguda o diskin içinde hem kendisini hem de Maraz Ali'yi aklayacak çok önemli bilgiler olduğunu söyledi de müdür. Sen de ona inandın mı evlat? İnanmadım. De, ne yalan söyleyeyim. Yine de bu konuyla ilgili kafam biraz karışık. Hala Maraz Ali'nin neden bana içi boş bir disk getirdiğini anlamış değilim. Ali zeki adamdır, kurnaz adamdır. Boş yere kendini tehlikeye atmaz. Mutlaka bir şey olmalı o diskin içinde. Sizden habersiz birileri o diskin içini boşaltmış olabilir mi müdürüm? Sanmıyorum. Çok gizli notuyla gönderdim ben onu bilgi işlemi.
Hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Vallahi müdürüm, bu devirde herkes öyle şeylere cesaret ediyor ki. Kimin iyi, kimin kötü olduğu hiç belli değil artık. Herkesten her şeyi bekler oldum bu yaşımda. Kolay gelsin müdürüm. Sana da evlat. Dükkanı devralır devralmaz İlk iş şuradaki sinema duvarını yıktıracağım. Ya da duvar kalır, üzerine böyle ışıltılı, böyle bir reklam billboardu astırırım. Oradan da güzel para kaldırırız. Bu yarım araba fikri de her zaman hoşuma gitmiştir. Ama projeksiyon binasını yıkarken mecburen o da inecek aşağı. Ya da önce arabayı sökersiniz yerinden. Başka bir yere takarsınız süs olarak. Biz de bakar bakar dükkanın eski sahibi Maraz Ali'yi hatırlarız. İyi günler. Size de iyi günler arkadaşlar. Burada ne yaptığınızı öğrenebilir miyiz beyler? Burası bizim bir arkadaşın mülkü de memur bey. Yakında burayı bize devredecek. Biz de bu bölgenin en işlek benzin istasyonuna çevireceğiz burayı. Onun için önden bir keşif yapmaya gelmiştik memur bey. Buranın sahibi firari bir sanık. Her yerde aranıyor. Kendisinin tüm taşımazlarına da tedbir konuldu. Bu nedenle burayı size devretmesi imkansız. Bizim Marazel'den bahsediyorsunuz değil mi? Banka soymaya kalkmış da kaçarken de bir polis yaralamış kerata ha? Biz de gazetelerden okuduk haberleri. Hem çok şaşırdık hem çok üzüldük Ali kardeşimiz için. Aslında iyi çocuktu, saf çocuktu. Nasıl böyle bir deliliğe kalkıştı da yaktı kendini biz de hiç anlayamadık. Öyle değil mi çocuklar? İşin aslı şu çocuklar. Bizim Ali daha firar etmeden önce satmıştı burayı bana. Bana olan borcuna karşılık. Senetler filan bende yani. Olsun. Burası suç mali kapsamında. Özel gözetim altında. İçeride malum kişiyle ilgili önemli deliller var. Siz gidin hakkınızı mahkemede arayın kardeşim. Ondan sonra gelir bakarsınız buraya. Eyvallah. Öyle olsun bakalım. Biz birkaç aya kalmaz. Benzin istasyonunun açılışını yaparız burada. Sizi de bekleriz açılışa. Aşkım ne yaptın? Hayır işte ne yapayım ya. Her zamanki gibi. Hiçbir şey yapmadın ya. Abu! Merhaba babacığım. Hiç bana babacığım mabacığım deme. Çok fena el ele yakalandınız. O kadar da uyardım sizi. Bir yanlışınızı görürsem ikinizin de beynini kırarım diye. İlk önce hanginizin beynini kırayım? Hı? Ama yok, yok. Öyle olmaz. Karar verdim. İkinizinkini de aynı anda kıracağım ki hak geçmesin. Ya baba, ben erkek arkadaşımı çok özledim. Onu ziyarete geldim. Yani iki saniye için elini tutsam ne olur ya? Vah.
Babacımdan sadece babaya döndü. Cesaretlendin yani bana karşı. Yok yok. Ben seni biraz döveceğim. Ya ne var ya? Ben erkek arkadaşımı ziyarete gelemez miyim yani? Burası Gülen Ayvırak bahçesi mi? Hı? Zırt pırt ziyarete geliyorsun. Şebek maymunu mu lan bu? Arada sırada ziyaret edip kuru yemiş, fındık, fıstık, muz falan mı vermen gerekiyor bu şebeleye? He? Şebek maymunu mu? Yok babacığım, ben sadece... Sus! Burası bir devlet dairesi Sofya. Aynı zamanda bir polis merkezi. Hem de organize şube. Gel. Gel, burası böyle. Aşıkların böyle el ele oturup böyle. Çay içecekleri. Birbirlerine böyle kaşıkla muhallebi yedirecekleri. Göldeki ördeklere böyle ekmek neyin atıp. Çayırlarda koşup böyle. Böyle ağaçların arkasına saklanıp. Yapacakları bir yer değil. Ama ne güzel olurdu değil mi öyle olsaydı? He? He? Mesela biz yakaladığımız suçluların ellerine kelepçeneyi takmazdık. Böyle el ele, tek ayak üzerinde seke seke yürürdük nezarete kadar. He? He? Sota bir yere gidip bu büyük mafya babaları toplantısını Pala'ya haber vereceğim. Tamam. Siz burada kalıp Töhmet'le Sado'yu oyalayın. Tamam. Hadi çabuk çabuk. Hadi. Ben de tam sizi arıyordum Lezize Hanımcığım. Şu rastlantıya bakın Sado Beyciğim. Ben de tam size bakmaya çıkıyordum yukarı doğru. Boşu boşuna kalp kalbe karşı dur dememişler. Değil mi? Allah maşallah şu güzel gülümsemenizi yüzünüzden eksik etmezsin Sado Bey. Şu güzelliğe, şu yakışıklılığa bak. Allah yarabbi ya Resulallah. Allah size de tam Godfather Scarface kırması bir tip vermiş biliyor musunuz? Sadullah Beyciğim. Efendim Lezize Hanımcığım. Sizin böyle yıllar önce bebekken kaybettiğiniz, ne bileyim, böyle cami avlusuna bıraktığınız mala kovala kırması bir yavrunuz var mıydı? Yok. Tüh, anladım. Ben benzettim demek. Kestik. Matador, dur. Bana bir konuda yardımcı olur musunuz Lezize Hanımcığım? Ne demek Sadullah Beyciğim, tabii ki olurum seyyidi. Ne? Bir konu derken? Nasıl bir konuymuş bu? Umarım sandığım konu değildir. Bugün burada çok önemli misafirlerimi ağırlayacağım da ne giyeceğime bir türlü karar veremedim.
Acaba siz bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Öyle yordum. Allah elinizi versin. Ben de ödem koptu burada. Ya sen sadı ne tatlı bir insansın. Sen ne sempatik bir adamsın. Sen ne güzelsin. Boğruma basarım. Kurban olurum ya buraya canım benim. Kurban olurum ben sana sadı. Kurban olduğum sadım benim. Ben sensiz ne yaparım? Ay canım benim. Ah kurban olduğum. Ay yavrum benim. Seni bağrıma basarım. Tamam mı canım benim? Hadi buyurun. Hadi çıkalım. Hadi eve yürü. İşimiz gücümüz var, bir de seninle uğraşmayalım. Ben aslında sadece Engin'i değil, seni de ziyaret etmeye gelmiştim babacığım. Aman, aman. Ben her akşam evde senin eziyetine maruz kalıyorum zaten. Bari işteyken izin ver de cevapsız bir ortamda kafamı dinleyeyim biraz. Aşk olsun baba ya. Demek artık bu kadar sıkıldım benden. Sıkılmadım. Bezdim, bezdim. Sürekli yeni bir şeyler icat edip benim kafamı tasını attırıyorsun. Ben de tam sana bununla ilgili moralim biraz düzelsin diye güzellik yarışmasına girmekten vazgeçtiğimi haber verecektim. Haber mi? Haber. Bu benim için yeni bir haber değil ki. Sen zaten en başından beri giremiyordun ki o yarışmaya. Ama bu biraz da Engin'in sayesinde oldu babacığım. Engin'in sayesinde. Allah. Yani Engin gelip sana senden gizli yarışmaya katılacağımı söylemeseydi, ben çoktan girmiştim belki de o yarışmaya. Senin hiç bundan haberin olmayacaktı yani. Beni final gecesinde televizyonda görünce öğrenecektin her şeyi. Tamam o zaman. Demek ki bu durumda sen Engin'e bir can borçlusun. Senin hayatını kurtarmış. Çünkü sen benden gizli o yarışmaya gireydin. Sana şöyle bir katalog verirdim. İçine bak, ölümlerden ölüm beğen diye. Böyle bakar. Keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Ya Matador, bırak şimdi yemeği ya. Ben balı başkomiser ararken sen de kapıyı gözetle lütfen. Dur kızım, koyunum beni sevecek. Ay hiç sanmıyorum. Orası hiç belli olmaz bebişim. Önce bir annengillerle bir tanışalım. Ödüllendirmeyi düşünmüyor musun? Evet. Tabii. Madalya takacağım ben ona. Yumruk madalyası. Böyle tam sol gözünün üstüne bir çakacağım. Yok amirim, hiç gerek yok öyle bir ödüle yani. Ben görevimi yaptım sadece. Saçmalama Engin. Bence bu yaptığın son derece onurlu ve kahramanca bir davranıştı. Bu nedenle de babamın beni yarın akşam dışarı çıkartmana izin vermesi gerekiyor. Ne? Sen de bir şeyler söylesene Engin'ciğim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çok güzel söyledi bunu bak. Ya sadece bir sinemaya gideceğiz. Belki ondan önce bir de yemek yeriz. Ondan sonra da bir kulübe gider biraz dans ederiz.
Saat bir olmadan, bilemedin iki olmadan eve dönmüş oluruz değil mi Engin'ciğim? Tebrik ederim. Çok güzel bir plan bu. Vallahi bravo. Vallahi. Yok. Yok yok. Benim sizi dövmem şart oldu. Önce bu çakma memoriden başlayayım ki gör bak dayak nasıl atılıyor. Sonra aynısını sana da atacağım. Seyret. Gel buraya. Babacığım, telefon çalıyor telefon. Evet. Fiko Bey arıyor. Şimdi Engin'i döveceğim ya. Canı çekti tabii. Ondan arıyor. Gel buraya. Ama babacığım, çok acil bir durum evet, olabilir. Amirim. Çok acil tabii. Bir durum söz konusu olabilir babacığım. Evet, olabilir amirim. Alo. Amirim, Pınar ben. Amirim, ben Pınar. Pınar, ulan dur lan. Söyle Pınar. Size bomba gibi bir haberimiz var. Nedir? Bugün burada, yani Sadullah Baba'nın malikanesinde çok büyük bir toplantı yapılacak. Ne toplantısıymış o? Büyük mafya babaları toplantısı. Abu, nasıl bir büyük mafya babalara toplantısıymış bu? Bu sabah kahvaltıda kulak misafiri olduğumuza göre Sadullah Baba dün geceki tır baskınından sonra delirmiş. Tırın geçeceği güzergah ve zamanlaması ile ilgili kimin polise bilgi sızdırdığını tespit edebilmek için de bir köstebek avı başlatmış. Bu nedenle topluyormuş bütün babaları buraya. Bazı rakip babalardan bu işin hesabını soracakmış. Yani birazdan burada ortalık epey bir karışacağa benziyor amirim. Gözünüzü seveyim. Hemen gelin kurtarın bizi ne olur. Tamam kızım tamam. Sakin ol. Eninde sonunda gelip kurtaracağız sizi. Bu bizim için bir taşla 10 kuş vurabilmek için büyük bir fırsat olabilir aslında. Şimdi sana bir görev vereceğim Pınar. Sizi dinliyorum amirim. Bir şekilde evin kapı girişindeki misafir listesine ulaşacaksın. Kapıdaki korumalara çaktırmadan listenin en altına Kastamonulu Kertenkele Kerem ismini ekleyeceksin. Kastamonulu Kertenkele Kerem mi? Evet. Bu bizim eve giriş anahtarımız olacak. Ya amirim, ben nasıl gideceğim girişteki kapıya? Nasıl ele getireceğim o misafir listesini? Korumalar beni mutlaka görürler, yapamam ki. Pınar'cığım, ya bütün kahramanlıkları benden beklemeyin. Biraz da siz çabalayın kahramanlık için ya. Hadi bak, göreyim seni. Sen akıllı, dirayetli bir kızsın. Halledersin bu işi. Peki, elimden geleni yapacağım amirim. Uf. Arkadaşlar, bugüne kadar sürekli kafamıza şey eden talih kuşu nihayet bize acıdı ve kafamıza kondu. Hayatımızın fırsatı ayağımıza geldi. Hazırlan, mafya babası avına çıkıyoruz. İyi bakıyorlar mı size ha? Israklarım, iyi misiniz? Nasılsınız Duman? Ne yapıyorsun, kapıları mı yiyorsun sen yine? He? Sana kapıları yeme demedim mi? Tak tak kafa. Duydun mu? Tahtaları yemeyeceksin diyorum sana. Tahtaları yemeyeceksin. Para veriyorum sana. Haybeye koşuyorsun, haybeye. Kızdırma kafamı. Haybeye samanları tüketiyor ya. Haybeye para veriyorum bunlara ya. Haybeye.
güzel atmış. Evet. Haftaya yarışlara sokuyorum şampiyonu. Ben de seni bekliyordum Marazali. Gözüm yollarda kalmıştı. Sağlama alayım dedim. Daha özel bir karşılama merasimi hazırladım senin için. Bu arkadaşları dövüş okulundan bugün için bizzat ben seçtim. Sevildiğini bil Ali. Arkadaşlar, kolay gelsin. Buyurun. Benim siparişlerim gelecekti. Daha gelmedi mi acaba? Ne siparişi? Sadullah Baba'nın oğlu Tarkan Bey'in beslenmesi için verdiğim özel siparişler. Öyle sadece organik yiyecekler satan özel bir dükkandan sipariş ettim de. Tarkan Bey'in öğle yemeğini hazırlamam lazım. Ama kaç saat oldu hala gelmediler. Telefon da ettim. Çoktan yola çıktı dediler. Yok. Henüz öyle bir gelen olmadı buraya. Siz içeri dönün, biz gelince alırız siparişleri. Yok, olmaz. Benim teker teker hepsini kontrol etmem lazım. Tarkan Bey'e yanlış bir şey yedirirsek, Sadullah Baba çok kızar sonra, değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi eve kadar hiç boşu boşuna yürümeyeyim. Sizin bu güvenlik kulübesinde oturup bekleyeyim. Zaten neredeyse gelir siparişlere. Bir saniye. Ali kardeşim, karşında iki tane seçenek var. Ya hemen bu senetleri ve devir sözleşmesini imzalayıp senin oto yıkama dükkanın tapusuyla birlikte bana devredeceksin. Ha bu arada merak etme, bütün noter masrafları bana ait. Ya da bu arkadaşlar şimdi senin bütün kemiklerini kıracaklar. Bir tek şu iki parmağın var ya, hani imza atarken kullandığın. Onları sağlam bırakacaklar. Sen yine bu senetleri ve sözleşmeyi imzalayacaksın. Karar senin Ali. Ya adam gibi imzalarsın, ya da biz canını yakıp öyle imzalatacağız.
Şampiyonu al. Benim hayatta bir prensibim vardır Hikmet. Adamına göre muamele uygularım herkese. Eğer şu anda karşımda bir adam olsaydı, o zaman dediğin gibi, adam gibi yapardım dediğini. Ama şu anda ben karşımda duran bir köpek görüyorum. Kuyruğunu bacaklarının arasında sıkıştırmış, sonunun geldiğini bilerek titreyen korkak bir köpek. Ama seninle benim aramdaki fark, ben sana hiçbir seçenek sunmuyorum. Bugüne kadar sana sunduğum bütün seçenekler tükendi. Köpeğime bulaştı. Sevgilime bulaştı. Büyüklük bende kalsın dedim, seni affettim. Adamlarıma bulaştın, gene affettim. Ama bugün benim baba yadigarı dükkanıma bulaştın. Benim babamdan kalan en büyük hatırama el attın ya. Artık seni affetmem söz konusu olamaz Hikmet. Şimdi derin derin son nefeslerini çek. Çünkü bu senin son nefeslerin olacak. Hadi. Burası daha mı soğukmuş yahu? İyi siz hasta olmuyorsunuz burada vallahi. Sıcak bir şeyler içsek hiç fena olmaz aslında. Hadi sana zahmet. Evden iki çay al da gel bize. İçelim de içimiz ısınsın biraz. Kapıdaki diğer arkadaşa da sor. Belki o da içer. Hadi ama ya. Çok üşüdüm. Hem çayımızı içerken biraz sohbet de ederiz. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatımız olur. Sonra da her gece burada buluşup daha çok çay içeriz. Daha çok sohbet ederiz. Daha çok tanışıp kaynaşırız. Hadi. Benimki açık olsun. Ben burada bekliyorum. Hı?
Aslanoğlu, Kertenkele, Kerem. Evet oldu. Siparişler gelmeyecek herhalde. Ben eve döneyim en iyisi. Tarkan Bey'e de hamburger falan söyleriz artık. Kolay gelsin. Eline sağlık canım. Zahmet oldu. Yavuz amirin telefonu. Aa, merhaba, ben Pınar. Yavuz amire bir haber ulaştırmam gerekiyordu benim. Bana söyleyebilirsiniz, ben kendisinin yardımcısıyım. Mafya babalarının listesine kendisinin bana söylediği ismi de ekledim. Ona haber verecektim. Tamam, harika. Ben kendisine iletirim bu bilgiyi. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler.
Biz büyük mafya babalar toplantısına gidiyoruz Esra. Fark ettim. Kılık değiştirdik, öyle gireceğiz içeriye. Onu da fark ettim. Sen ekipleri al, kapının önünde bizden haber bekleyin. Baş üstüne. Aferin lan, siz de acayip oldunuz ha. Sayenizde amir. Bu ne böyle, Al Pacino model? Evet, Scarface. Sen? Senin ne? Yaptık işte bir şeyler amirim. Peki bu parlak elbise falan ne oluyor? Seninki Ricky Martin'le küçük Emrah karşı bir şey olmuş. 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 Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun.